İston Aptal Fethiye Şubesi olarak 2 Temmuz 1993'te yitirdiğimiz canları anmak için sizleri bir dakikalığına saygı duruşuna davet ediyorum. Basına ve kamuoyuna. Bundan tam 28 yıl önce Pir Sultan Abdal'ı anma etkinlikleri kapsamında Sivas'a giden yüzlerce canımızdan 33 canımızı gerici ve katil bir sürüsü tarafından vahşice katledildi. Bu katliam devlet güçlerinin göz yummaları ve ötesinde yönlendirmeleriyle son derece planlı ve organize bir çalışmanın sonucunda olmuştur. Katliamın öncesinde gerici ve şeriatçı örgütler haftalarca nefret ve düşmanlık içeren bildiriler dağıtıp kıyam çağrılarıyla Sivas'a gelecek olan aydınlarımızı ve canlarımızı hedef göstermişlerdir. Sivas'ın ışığı sönmeyecek! Sivas'ın ışığı sönmeyecek! Katliamın yaşandığı gün devlet yetkilileri şeriatçı güruhun toplanmasına ve kalabalıklaşmasına saatlerce seyrettiler. Bu insanlık düşmanı katiller kan ve intikam sloganlarıyla katliam için harekete geçerken hiçbir devlet gücü onlara değil müdahale etmek herhangi bir müdahalede dahi bulunmadı. Bu katiller planlı bir şekilde teşvik edilip yönlendirildiler. Katliamcı grup önce etkinliği yapıldığı kültür merkezine saldırdı. Ancak orada bulunan canlarımız direnişleriyle püskürtüldüler. Şeriatçı yobaz katil sürüsü nefret saçarak slogan ve tekbir eşliğinde otele yönelip güvenlik güçlerinin gözleri önünde burada barbarca katliamı gerçekleştirdiler. Sivas'ı unutma, unutturma! Sivas'ı unutma, unutturma! Faşizme karşı omuz omuza! Faşizme karşı omuz omuza! Açıkça görüldüğü gibi Sivas Madımak katliamını egemenlerin organize ettiği ve katil güruhun tetikçileriyle hayata geçirdiği planlı bir katliamdı. Sonra bu katliamda yer alan gerici katil güruh için sadece küçük bir grup hakkında dava açıldı. Uzun süre yargılamalar sonunda bu katillerin çoğu ya da hiç ceza almadılar ya da küçük cezalarla kurtuldular. Hiç sağlık sorunu olmayan, katliamda başı çekenlerden biri olduğu kanıtlanan, mahkemede hiçbir pişmanlık belirtmeyen Ahmet Turan Kılıç tamamen hukuksuz bir kararla affedildi. Hakların dava açılan katillerin bir kısmı hiç bulunamadı. Daha sonra bu katillerin bazılarının Sivas'ta hiç ayrılmadan yaşamlarına devam ettikleri, hatta resmi olarak haklarında arama kararı olmasına rağmen evlendikleri, askere gittikleri, işe girip çalıştıkları, ehliyet aldıkları anlaşıldı. Sivas'ın katili sermaye devleti. Bugün çok daha net görüyoruz ki o gün Madımak Oteli'ni kuşatan zihniyet mafyalaşarak ülkeyi kuşatmış durumdadır. Bu nefret ve ötekileştirici söylemlerin bir sonucu olarak HDP İzmir İl Örgütü'nde yaşanan saldırı sonucunda Deniz Poyraz katledilmiştir. Yaşasın halkların kardeşliği! Yaşasın halkların kardeşliği! Yine AK Parti iktidarında kadının özgürleşmesine karşı açık ve alenen bir tavır içerisindedir. Buna verilecek en somut ve belirgin örneklerden biri de kamuoyunda İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi, bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'dir. Bu bazen hayatın birçok alanında şiddete maruz kalan kadınların daha da savunmasız kalmaları anlamına geliyor. Ama biz Aleviler, biz demokratlar, biz laikler, biz devrimciler, biz yurtseverler asla karanlığa teslim olmayacağız. Karanlığa teslim olmayacağız. Karanlığa teslim olmayacağız.
Şah Kalender'den Koray Kaya'ya, Pir Sultan Abdal'dan Hasret Gültekin'e uzanan bu onurlu tarih bizimdir. Ve asla onların yolunu terk etmeyeceğiz. Sivas'ın ışığını söndürmeyeceğiz. Bütün halkımızı bir daha böyle acılara ve katliamları yaşamamak için Sivas Madımak katliamını yitirdiğimiz canları, önderimiz Pir Sultan Abdal'ın bozuk düzende sağlam çark olmaz şiarıyla katledilen canlarımızı anıyoruz. Sivas Madımak katliamını unutmadık. Unutturmayacağız. Madımak utanç müzesi olacak.